sizlere dünya gündeminden önemli bir konuyu aktaracağım. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve bu olayın ortaya çıkardığı uluslararası kriz. Özellikle İsrail'in kadın, bebek, çocuk ve yaşlı on binlerce sivili hedef alarak gerçekleştirdiği bu katliamlar, Siyonistleri destekleyen ülkeleri de derinden sarsıyor. Son günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan istifanın ardından, bir benzeri Avrupa'nın kalbinde, Hollanda'da yaşandı. İsrail'in F-35 uçakları için talep ettiği yüklü miktardaki yedek parça, Hollanda'nın dışişleri ve gümrük bürokratlarını karıştırdı. Zira Hollanda, dünya genelinde F-35 yedek parça dağıtımının yapıldığı 3 merkezden birine sahip olan Vince Direcht Hava Üssü'ne sahip. Ancak burada yaşanan ilginç bir durum var, Hollanda'da sol partiler İsrail'in talebine karşı çıkarken, sağ ve muhafazakar partiler ise İsrail'in katliamlarını destekleyerek, F-35 parçalarının gönderilmesine onay verdi. Ülke içindeki bu siyasi çatışma, Hollanda'nın dış politikasına aykırı olması durumunda, hükümetin müdahale edebileceği yasal bir zemini ortaya çıkardı. İsrail'in F-35 parça talebi, Hollanda basınında uzun süre tartışıldı. Ancak hem İsrail hem de ABD ile ilişkilerin zarar görebileceği endişesiyle, talebin reddedilmesi yerine özel bir onay süreci başlatıldı. Bu durum, İsrail'in envanterindeki 50 adet F-35 savaş uçağına ek olarak Amerikan Lockheed Martin şirketinden sipariş ettiği 25 uçağı alarak toplamda 75 adede çıkarmasına olanak tanıdı. Bu satın alımın, ABD ordusunun İsrail'e yönelik askeri yardım paketi kapsamında finanse edilmesi, İsrail'in gelecekteki işgal hamlelerine ABD'nin güçlü destek vereceğine işaret ediyor. Siyonistlerin Hollanda'dan aldığı bu yedek parçalar, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelere ışık tutuyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız, takipte kalmayı unutmayın.